hastalığı boyunca çok ızdırap içindeydi. Bütün vücudunu, biz o hastalığın adını anmıyoruz. Bütün vücudunu yayılmış ağrılar, korkunç. Bir gün anne ağrım var, ne münasebet, ne ağrım olacak ki diye kanlar geliyordu. Biz anne, ablam, tabii ablam çok akıllıdır. Ablam şey bulmuş, anneciğim sen işte verem oldun. Onun için kanamalar geliyor, ciğerden çok kanamaları vardı. Annem de şey diyordu bize, ben aşk kadınıyım, bana kan işte ciğer falan, böyle karşılıklı oynayarak, hastalığını hiç konuşmayarak 2 ay 10 gün boyunca bir gün yaşama itirazı olmadı. Bir gün acısına, hiçbir şeye, ben aşk kadınıyım, ben mutlu kadınım diye karşılıklı oynadık ve ablamla daha uzun konuştuğunu biliyorum. Son anında da ben yanındaydım. Öpücüklerle tabii birazcık şey bir anda, o artık nabız iniyordu. Ablam yetişemedi. Karlar içinde 17 Şubat. Ben gözünü açtı. Annem dedim. Annem, annem, annem. Ablam da yanımda, oğlum. İyi yolculuklar. Allah yolunu açık etsin. Allah'ım sen de merak etme. Senin bıraktığın gibi, bize öğrettiğin gibi yolunda devam edeceğiz dedik. Öpücüklerle yolcu ettik ve gülümseyerek yolculuğa çıktı. Bir gün isyan etmedi yaşama. Bir gün. Hep onu dedim. Biz ablamla kendimizi bildik bileli hep çalıştık. Hiç oturmadık. Hep çalıştık. 7 yaşındaydım ben. Ablam 9 yaşındaydı. Hep çalıştık, çalıştık. Tam rahat edecektik. Tam 3 kuruş rahat edecektik. Annemin altından sandalye çekildi. Sağlıkla ilgili. Ablama dedim ki, ablacığım dedim ya, niye çalıştık? Hani rahat edecektik biz yaşlı. Annem gidiyor. Dedi ki, para sağlık için önemlidir dedi. Şükürler olsun Allah'a dedi. Annemizi rahat yolcu ettik. Paramız vardı ki rahat bir şekilde yolcu ettik. Ve bir tek şeyimiz var. Ablam da bana şey yapıyor. Hastalığını konuşmak istemedi bizle. Biz de konuşmadık. Hep ukde kaldı o içimde. Bu programda da ilk defa yani, keşke hastalığını konuşsaydı. Konuşur muydu bilmiyorum ama gene de başı dik gitti yani. Gene de başı ne yapsak az anamız için. İşte ama öyle bir ana falan. Ki o da öyle bir ana ki güllerim solduğu yavrularına yazan evet, bir ana değil evet, mi? Evet, evet. Hep tüm yaşamı babasız iki çocuk büyüttüğü için hep koruma, kollama. Şimdi biz de öyle olduk. Her şeyden korkar olduk. Yani mutluyuz Aysel'in çocukları olduğumuz için. Şükrediyoruz. İyi ki annemiz Aysel Gürel. Çok şanslıyız bir kere. Ablam da ben de çok şanslıyım. Oğlum da onu diyor. Ben de diyor Aysel'in torunu olduğum için şanslıyım diyor. Biz şanslı çocuklarız. Peki siz de...